Selamlar arkadaşlar. Bugün yine bir ödüllü testnet ile karşınızdayım. Bunu mutlaka siz de yapın. Hemen testneti anlatmaya, hatta sizinle birlikte uygulamaya başlayalım. Bu platform Kube Chain üzerinde Zenith Beta Testnet diye zaten bir borç alma, borç verme vesaire klasik her zaman yaptığımız testnetlerden biri. Burada diyor ki ödül havuzu 500 bin ZNT token. Mutlaka zaten daha ayın 29'unda başlamış. Buna katılın. Faucetler çalışıyorken alın bu siteyi kullanın. Şimdi ne yapıyoruz bu siteyi test etmek için? Öncelikle Kube Chain testnetin Metamask'ınıza kurmanız gerekiyor. Zaten daha önceki bir testnet için biz bunu kurmuştuk eğer yaptıysanız ama yapmadıysanız ben yine linkleri aşağıya koyacağım. Bu kendi faucet siteleri var. Buraya geliyorsunuz bu siteye geldiğinizde şu aşağıda @kubenetwork diyor. Bakın buna tıkladığınızda ben de zaten ekli olduğu için Metamask'a ekleyemiyor. Ama siz buradan direkt ekleyebilirsiniz ya da Chainlist.org sitesine gidip oradan da ekleyebilirsiniz. Daha önce zaten anlattım nasıl ekleyeceğinizi. Bu chain'i ekliyorsunuz Metamask'ınıza bu kadar. Daha sonra şurada göstereyim bakın ekliyorsunuz burada diğerleri gibi oluyor. Daha sonra yapmanız gereken iki tane faucet almanız lazım. Bir tanesi şu Kube dediği yani bize bakın şurada Metamask'a gönderdiği VKube. Bunu almanız için buraya Metamask adresinizi geliyorsunuz, yapıştırıyorsunuz. Başka bir şey yok. Ben aldığım için daha önce şu an bana göndermiyor. Bir bunu alıyorsunuz. Daha sonra şu CRC20 tokenleri kısmı var. Burada en fazla verdiği şu BTC var. Bakın Rapid BTC diye. Bunu da alın. Bu ikisini de alın. Ama ben şu an alamıyorum. Kube'u aldıktan sonra herhalde bir yarım saat, bir saat sonra bunu alabiliyorsunuz. Bu sitede çünkü BTC'yi de kullanacağımız için hatta diğer tokenleri de kullanacağız. Alabilirseniz onları da almanızı tavsiye ederim. Ne vardı? Mesela USDT vardı. Bunu almamız gerekiyor. Ben de hepsini almadım henüz. İşte Ethereum vardı. Şurada Ethereum'u almanız gerekecek. Bunlar ben de almadım ama zaten siteden bunları çevirebildiğimiz için hepsini almayacağım tek tek. Şimdi bu işlemden sonra ne yapıyoruz? Asıl kullanacağımız siteye gel kardeş diyorsunuz. Okey gelelim. Sitemiz burası. Yukarıdan Metamask'ınızla bağlanıyorsunuz. Kube Chain testnetinizle. Mutlaka bunu unutmayın. Şununla bağlanıyorsunuz. Daha sonra site zaten bu şekilde açılıyor. Ben zaten 3 tanesini yaptım. Bakın burada 5 tane token var. Bunların işte depozitini ve loan'ını, repay'ini, işte withdraw'unu falan yapmamız gerekiyor. Çok basit işlemler. Ha biraz ağır çalışıyor sistem ama yapacak bir şey yok. Klasik testnetler işte. Şimdi ben elimde bu BTC almıştım. Dolayısıyla BTC'yi aldıktan sonra bakın zaten buradakileri yapmamız gerekiyor ya. Bizde bunların hiçbiri olmayacak ilk başta. Mutlaka şu faucetten dediğim gibi BTC'yi alın. Çünkü en yüksek ondan veriyor. Neredeydi o? Şunu alın. Bakalım verecek mi yine? Vermiyor çünkü ben aldığım için. Siz mutlaka ilk küp alıyorsunuz sonra BTC alıyorsunuz. Yapmanız gereken işlem. Şimdi ben yapmadıklarımdan göstereyim. Bakın şu an USDC'm olmadığı için gördüğünüz gibi sıfır olduğu için buraya depozit yapamıyorum. Ne yapıyorum? BTC depozit ettiğim için zaten bana loan yapmama izin veriyor. Yani kiralama yapmama izin veriyor. Ne kadarmış max dediği 10 bin dolar alabiliyormuş. Şimdi gerek yok. Ben 1000 dolarlık USDC alayım. Bunu aldıktan sonra yapmamız gereken bir kısmını geri ödemek olacak. Onaylıyorum. Zaten otomatik olarak şimdi bu şu collateral kısmı da var. Bunları da açmanız gerekiyor. Bakın şu tikler var ya bunları da açmanız gerekiyor. Zaten otomatik açılıyor loan dediğinizde. Ama depozit ettiğinizde burası otomatik açılmıyor. Dolayısıyla depozit ederseniz BTC'yi ettiğinizde göreceksiniz. Burayı kendiniz açın. Şu an yatırdı. Bakın yatırdı. Ben bunu şimdi şu deposit withdraw'dan bir kısmını işte %25'ini bakın önce bir otorize ediyoruz. Yani onay veriyoruz. Daha sonra da %25'ini geri çekeceğim 250 doları. Burada amaç bütün butonları kullanmak. Klasik işte testnet yani. Çok da aynı şeylere defaatle söylememe gerek yok. Bulduğunuz, gördüğünüz her butona tıklayın. Mutlaka. Şimdi bunu bir şey yapsın. Diğerini yapmayacağım. Dayı da yok elimde ama Loan alarak onu da yapabilirim. Zaten kısa olsun bu da video. Çok uzatmaya gerek yok. İşlemler klasik hep aynı çünkü. Ve böyle arada hata veriyor. Testnet olduğu için doğal. Ağır zaten. Her zaman alıştığımız gibi. Maalesef şu testnetler yani bir tık daha hızlı olsa tadından yenmez ama
Bu bir yani yarım saatinizi alır bunların hepsini yapmak. Ben 3 tanesini 15 dakikada 20 dakikada anca yaptım. Bazen hata veriyor, bazen vermiyor. Bakın şu an yaptı, tamamdır. Şimdi bunun ne yaptık? Loan yaptık. Depozitinden withdraw yaptık. Şimdi bir de geri ödeme yapalım. Şurada bakın repay kısmı var. Zaten önce alıyoruz, sonra repay. %50'sini de geri ödeyeyim. Haydi bakalım. Gönder. Mutlaka yine bu testnetleri de bir 2-3 gün 4 gün kullanın. Depozit edin, çekin, yatırın vesaire vesaire bunları yapın artık. Söylemeye de gerek yok. Tamamdır. Bunu da geri ödemesini de yaptım. Zaten loan yapmıştım. Sonra geri ödedim. Buradan withdraw yapmıştım. Buraya bir de depozit yapayım şimdi. Bir de %50 de yatıralım. Depozit diyelim. Yani bir tane tokende, örneğin USDC'de yapmanız gereken, yani bir USDC'de yapmanız gereken 4 tane işlem var. Önce depozit, sonra withdraw, sonra ödünç alma, sonra aldığınız ödüncü geri ödeme. Bu dördünü de yapıyorsunuz. Her biri için 4 işlem yapmanız lazım. Ve şuradaki tiki de açmayı unutmayın mutlaka. Tamamdır. Hadi, hadi ha gayret. En son yapmanız gereken işlem, tabii bunu bugün yapamıyorsunuz. Bakın burada bir birikecek bakiyeniz olacak bu yatırdığınız tokenlere karşılık. Şu an claim birikmediği için ben claim yapamıyorum. 5-6 saat sonra, bir gün sonra artık ne zaman vaktiniz olursa bu siteye tekrar bağlanın. Bunu da bir claim edin cüzdanınıza. Dursun. Bu sitede yapılacak işlemler bu kadar. Şimdi bunların bir de formları vardı. Bir saniye onu göstereyim. Neredeydi? Şuradaydı. Şu ha, Medium sayfalarında zaten bakın burada da bunu da linke koyarım, okursunuz. 500 bin tane ZNT token vereceğiz vesaire diyor ve şu formu doldurmamızı istiyor. Ben şimdi ona basayım, açılsın. Bakın forma tıkladığınızda da buraya zaten MetaMask'ı ekleyebilmeniz için size zaten gerekli bilgileri de vermiş ama gerek yok. Daha demek isteden gösterdim nasıl ekleyeceğinizi. Mutlaka bunların Twitter'larını takip edin. Ben Twitter'larını takip ettim. Burada hatta retweet yapın, beğenin. İşte testimiz başlamış falan diyor. Telegramlarına katıldım, ben de katıldım. Medium'da yapacak bir şey yok zaten. Bu zaten siteyi test ettiğimiz yer. Yani test ettiğimiz site burası. Buraya geleceksiniz. Mail adresi klasik. İşte bu MetaMask adresinizi yazacaksınız. Buraya Twitter kullanıcı, Telegram, Twitter ya da işte hangisini kullanıyorsanız onun kullanıcı adını yazacaksınız. Burada diyor ki birinci sekmede 10 bin dolardan fazla bir likidite sağladıysanız diyor, bunu işaretleyin diyor biri. İşte bug bulursanız bunu işaretleyin diyor falan filan. Biz zaten bir tane BTC aldığımızda, bakın ben bir tane BTC aldım, 16 bin oldu zaten. Ki şuradan yine almaya devam edeceğim. Bakalım. Ha bakın nerede şu an gördüğünüz gibi. Demek ki bir yarım saatte bir buradan alabiliyorsunuz. Dolayısıyla birkaç kere alın. Ben şu an bakayım burası yenilenecek mi? Sayfayı yenilediğimizde elimizdeki BTC'yi bakalım, aldığım BTC'yi depozitleyeyim. Değiştirme. Evet bakın ben neredeyse bir 15 bin dolarlık daha BTC aldığım için onu da hatta burada depozit edeyim sizinle birlikte. Dolayısıyla benim yatırımım 30 bine çıkacak, 30 bin dolara. Bu kadar basit oradaki sayıyı tamamlamak, yani onu göstermek için anlatıyorum size burayı. Dolayısıyla bu formda şu depozit kısmını dolduracaksınız. Ekran görüntüsü bir tane market plan dediği şurada bakın şurası var ya komple bakın şu an 32 bin dolar oldu. Şurayı şöyle şunların hepsini tamamlayınca buradan bir ekran görüntüsünü alın. Sonra gelin buraya onu ekleyeceksiniz. Açıklamalar kısmına işte ağamsın, paşamsın, kralsın onu yazın geçin. Bu formu da mutlaka doldurun, gönderin. Bir Discord kanalları yok. Dolayısıyla oradan feedback gönderemiyoruz. Bu formu o yüzden yapmışlar büyük ihtimalle buradan gönderelim diye. Yapmanız gereken Twitter'larını takip etmek falan filan. Hadi çok uzattım. Kolay gelsin size. Anlamadığınız bir şey olursa zaten sorarsanız ben de cevap veririm size. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.